Hepinize selamlar Fırat Sobutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben bomba gibiyim. Dünya Yorum'un bilmem kaçıncı serisi oldu. Bugün Afrika mutfağı var arkadaşlar. Afrika sokak lezzetleri var. Cezayir sokakta bulunan Kara Lanç'a geldik. Birazdan gireceğiz ve Afrika yemeklerine, hatta sokak lezzetlerinin tadına bakacağız. Abone oldum, beğendin, canımsın. Haydi içeri geçelim. Yakari. Yakari'mizi de söyledikten sonra kardeşlerim, oturduk, siparişler verildi. Şimdi size de menüyü göstereceğim. Hatta şöyle göstereyim ya. Kocaman QR kod koymuşlar arkadaşlar. Onu bir göstersene kanka. QR koda bir bakar mısın? Hoşuma gitti. Yapıştırdı oradan. Şimdi kardeşlerim, geldik oturduk. Burası konuştuk falan. Ben Afrika restoranı dedim, böyle salaş falan olur, tamam mı? Hani ne bileyim, öyle canlandı işin aslı. Hani böyle olmaz. Abi çok lüks. Sebebi de şu. Fransa asıllı Senegalli sahibi hanımefendi. İçerisi de Fransız mimarisi falan var. Yani Afrika yemekleri ve dünya mutfağı, ikisi de ayrı ayrı. Ben tabii Afrika yemeği, dünya mutfağını her yerde yiyoruz abi. Afrika'yı her yerde yiyebiliyor musun? Canın bir çekiyor işte, yassa. Yassayı nerede yiyeceğim şimdi? Gel arada bul. Anladın mı? Burada yiyeceklerimizi hemen söylüyorum. Hello Afrika. Hello Afrika. Ne var ne yok orada? Çok özledim. Laf aramızda. Hello Afrika arkadaşlar. Ara sıcak tabağı. 3 katlı. Burada böyle Afrika sokak lezzetlerinin içinde bulunduğu karışık tabak diyebilirim. Yassa var, mafe var, tiep var, plantain var, muz kızartması bu, bisap var. Bunları söyledik. Zaten bunları görsellerinde göreceksiniz. İçinde neler var, neler yok söyleyeceğiz. Fiyatları da video içerisinde yerken de söyleyeceğiz. Ben video çekiyorum ya, uçak geçsin buradan. Roket. Vallahi füze attın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse. Acı acına Afrika mutfağına geldim. Vallahi bak, midemi böyle bastırsın diye ağzıma bir şey koymadım. Halbuki koysak iyi olurdu. Belki dokunacak, Kore mutfağı gibi paket alacağım belki. Ya ben bu dünyayı yiyorum, seviyorum ha. Vallahi. İnşallah böyle kısmet olur da gider yerinde de yeriz. Basar, oralarda yeriz. Aynen. Bunu siparişleri verdik. Kerem, ama harbiden lüks değil mi kanka? Bana lüks geldi. Ben böyle biraz daha şey beklerdim böyle. Daha böyle içeri pembiş. Minnoş. Renkler var. Şaşırtıcı. Fransız tatlısı da yapıyorlarmış ondan sonra. Değişik dünya mutfakları da var. Ama ben Afrika yemeğe geldim dedim acı buraya. Ben dedim Afrika yemeği yiyeceğim. O zaman Afrika yemekleri geldiğinde Fırat kardeşiniz de burada. Sunum nasıl ama? Efsane değil mi? Sunum çok güzel. Ama ürküten yemekler yok mu? Çok var. Merak ettiğim, lezzetli olduğunu görüp de düşündüğüm var. Yani yemesek mi diyeceğim de var. Ben çorbayla başlamak istiyorum arkadaşlar. Şurada şöyle bir paça çorbası var. Sizler zaten görüyorsunuz. Yine de biz de şöyle bir yapalım. Burada bildiğin paça çorbası var. Sebzeli paça çorbası. Hemen bunların isimleriyle beraber sizlere söyleyeceğim kardeşlerim. Ağzımın suyu da akıyor. Çünkü güzel baharatlı kokular da var ama tırsma da var kanka. Bak vallahi tırsma da var. Şöyle ben size hemen çorbayı söyleyeyim. Bunun adı yel. Yel çorbası kanka. İçinde ne var? Paça ve sebzelerle pişirilmiş Afrika çorbası diyor. Evet, en son Kore'de böyle bir şey yediğimde suyunu beğenmiştim ama hadi bakalım. Akıyor kanka. Bildiğin paça çorbası bu. Fiyata hazır mısın? Fiyat geliyor kanka. Bu paça çorbasının fiyatı 90 TL. 90 TL fiyatı var kanka buranın. Sadece tuzlu. Biraz fazla tuzlu. Bu anlamda da tuzlu. Çorba da biraz tuzlu. Belki şeyi de böyle. Çeşidi de böyle. İçirilebilir mi? Kesinlikle içirilebilir. Bak buna böyle bir limon falan bir sık bakalım. Adanalılığımızı yapalım. Buna biraz böyle limon sıksan. Böyle bir sirke mirke falan atsan belki daha da böyle bir değişik bir lezzet olabilir. Bak kanka, limonu koyunca işin rengi değişti. O tuz azaldı. Bilmiyorlarsa söyleyeyim bunlara. Diyeyim bro, diyeyim buna limon sıkın diye. Adam şimdi belki hep böyle içti. Tadı daha güzel gelecek limonu sıktığı zaman. İsmi de çok anlamlı. Kara. İsmi koyan hanımefendi Kara. Sebze dediği şu an içinde maydanoz var. Belki ama şey de yapmış olabilirler böyle. Süzmüş olabilirler de. İçilmeyecek gibi değil. Ya çünkü biz arkadaşlar o otogar sokak lezzetlerini çekerken video koymadık. Orada bir çorba içtik. Paça. Kerem nasıldı? O kokusundan gidiyordu. Ben tadından, yani bunlar çok riskli yemekler. Her yerde içilmez. Her yerde böyle tüketilecek şeyler değil. Lütfen içeceğiniz yere dikkat edin. Yani 2 lira 3 lira ucuz diye bir yerlerde içmeyin yani. Bunlar riskli arkadaşlar. Güzel bir başlangıç oldu. Tırsmıştım. Paça nasıl olur diye. Afrikalılarda da böyle bir çorba olması beni mutlu etti yani. Hemşericilik oldu. Biraz böyle Adana'da da paça maça muhabbeti falan var ya. Ben bu yel çorbasına okeyim. Yel okey kanka. Yel akar. Bak burada tırsıtan bir iki tane var da. Onlara ben geleceğim birazdan. Cesaret ister. Şu mesela bizde karışık böyle restoranlarda olan tabak gibi. Burada işte Afrika sokak lezzetleri diyebiliriz buna. Burada mesela şefin kendi hazırladığı şu soslar var. Mesela şu adını bilmiyorlar. Şef kendi hazırlıyormuş şuradakini. Burada böyle soslar var. Hani böyle bir özel ismi yok. Şef kendi hazırlamış. Bizim böyle o kalem sigara börekleri gibi bunlar. Ama vejeteryan başlangıçları var. Onlardan da hemen size bahsedeyim kardeşlerim. Fiyatlarını da söyleyeyim. Şu dim sum vejeteryan sarma kızartması. Bakıyoruz.
Okey. Böyle sosa batıra batıra. Şu hardal. Bildiğin hardal. Yani ekstra bir sos değil o. Şu şöyle salçalı gibi olana bakacağım. Bunu şöyle yapacağım. Burada Afrika çayı var. Bunu çayla vuracağım. Çayla börek gider hesabı. Hemen şu içeceğin adını da öğreneceğim. Bir saniye. Çayın adı neydi? Atay. Atay. Kanka bildiğin nemlikte. Kanka bu şey gibi değil mi ya? 50 defa deniz suyuyla demlemişsin gibi. Tamam mı? Hani öğrenci evinden çıkmaz bu renk. Bak. Ya da Türk kahvesinin böyle level atlamış hali. Aa bir dakika, koku ben sana söyleyeyim, ıhlamur gibi. Çok şifalı bir kokusu geliyor. Görselle aldığın tat var ya bambaşka. Boğazını sanki ısırgan otur ısırıyormuş gibi kanka. Bence gider. Şu şöyle muska böreği gibi börekleri var. Çay akıyor ha. Çayın fiyatı ne kadar ben bulamadım. 15 lira. Böyle bir demlik mi yoksa bir bardak mı? Tek bardak. 15 lira. Bizim Türk çayı da 10 lira. Afrika olduğu için kanka 15. Bunu yavaş yavaş iç. Bu arada bu birden bizim Türk çayı gibi içilecek bir şey değil, ben sana onu söyleyeyim. Şekeri falan ayrı güzel de bunu böyle... Yavaş yavaş. Çünkü şifası onda kanka. Bilmiyorum, bu arada sallıyorum ha ben. Sen bana bakma, ben şifa müfadi şey yapıyorum yani, üfürüyorum arkadaşlar. Öyle bir adamların hani bu şifalı grip zamanı bunu iç ya da soğuk algınlığına iyi gelir. Böyle bir iddiası yok. Adamlar bitkiyle bu çayları yapmışlar yani. Hani bunlar yapmış kendilerinin tükettiği çay abi bu. Böreklerden devam edelim arkadaşlar. Bunun adı da nem. He? Samosa bu. Samosa. Bu yediğim, bu ne? Bu samosa. Ne var bunun içinde? Ne var içinde hocam? Ben buradan bulamadım. Şimdi geliyorlar. Ya da ben... Ben söyleyeyim size. Şimdi ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Balık. Teşekkür ederim. Ama balığı hissetmiyor. Kötü bir tadı yok. Balığı hissetmiyor ama balık demesi bana yetti. Şu sosu deneyemedim ya. Şu şef kendi hazırlıyormuş. Böyle bir ürkütücü bir sos var burada. Öyle rengi. Et. Balık tadı gelmiyor çünkü. Bir türü var. Biri balıklı, biri etli diyor da bu etliymiş. Ha bu etli. O zaman desene kanka, yeriz o zaman. Et. İşte abi bu etli. Ben diyorum balık hiç gelmiyor. Nasıl marine etlilerse dedim yani. Diğer böreğe geçelim. Akara bu. Pardon, bu pastel. Pastelde ne var? Hemen size söyleyeyim. Tuna balığı, baharat, biber ile küçük Senegal danıtları demişler buna. Ton balığı olduğu için. Ama bu hardal sos da çok güzel olur. Ben sana söyleyeyim. Şunla bu güzel olur ama bana geçmedi. Bayıldı ha bu. Vallahi bunu böyle fondip içmeyin ha. Hani geldim bir deneyeyim dedim, merak ettin. Bunun abarttığı gibi falan filan dedin. Bunu böyle bir anda dikerek içme. Ağzımızın tadı kaçmaya başlıyor mu acaba Kerem? Ne geldi? Sonra akkara. Bu. Koyu neyse bilmiyorum. Bitki ve biber içeren küçük bir kızartmaymış bu da. Hemen. Akara. Olur. Ben bir şey diyeyim mi? Bu fena değil. Ama benim burada favorim nem. Vejetaryen olan. Şaşırdın ama gerçekten nem. Öbürleri benim damak zevkime uymadı kanka. Toplam bu şeyin adı Hello Africa bunun adı. Hepsinin olduğu karışık. Bunun fiyatı 150 lira arkadaşlar. 150 TL fiyatı var. Bunun bilginiz olsun. Çay sana da çok teşekkür ederim kardeşim. Okey. Performansın fena değil. Görsel yani görseliyle tadı gerçekten bambaşka. Bak. Asıl sokak lezzetlerinin başında gelen şeylerden biri bu. Muz kızartması ama omuz omuz değil. Yeşil muzu bildin. Bim'de satılan kanka. Bunun adını söyleyeyim. Planten bunun adı. Fil dişi sahillerinden geliyormuş. Dedim ki fil dişi sahillerinden bunu getirtene kadar köşedeki Bim'den alsanız aynı muz var dedi. Dedi ki yalnız %30 daha uyguna geliyor. Buradan almamız daha maliyetli. Hem dedi oranın muzu daha iyi. Maliyet açısından şeymiş, ben şaşırdım baya. Neyse tadına bakmamak için her şeyi söylüyorum şu an. Yani çok ürkütüyor. Bak bir şey diyeceğim. Şeyle alakası yok. Bildiğim böyle patates kızartması gibi. Öyle bir muz tadı, yoğun bir muz tadı şey falan asla yok. Ben şimdi size içeceklerden de bahsetmek istiyorum buranın. Bisap mesela arkadaşlar. Kışın çok tüketilen içecekmiş. Ebe gümeci çiçeğinden yapılıyormuş. Vücut için çok faydalıymış. Ben şöyle ilk önce bir yudum koyacağım. Aa güzel. Bu güzel hocam. Bu tutar. Afrika şerbeti. Evet bu çok iyi. Ve şu an Adana sıcağı canlandı mesela gözümün önünde. Hava 80 derece. Ağustos ayında çarşıda yürüyorsun. Önüne geldi. Şey satıcısı çıktı bir tane. Bisap satıyor adam. Abi bisap bisap diyor. Gittin bisapı aldın 10 numara. Fiyatı da şu an 20 TL. Hocam bu ucuz. Bu promosyon mu? Bak şu an favorim bu. İkisi de çok güzel gidiyor. Onu belirteyim. Yani bunu istediğin her an içersin ve gerçekten çok güzel bir tadı var. Çocukların içmesinde bir sakınca yok değil mi bunun? Herkes içebilir. Çünkü arkadaşlar bazı bitkiler böyle sadece yetişkinler için uygun oluyor. Çünkü her bitki böyle şifalı diye de bir şey yok yani. Çok tüketirsen onun da zararı var. Burada bir yemeğimiz var. Balıklı ama yanında Türk meyhane pilavı. Değişik bir konsept. Salçalı var. Beni oradan çekiyor ama balıkla bu nasıl uyuyor hiç bilmiyorum. Hemen size ismini söylemek istiyorum kardeşim. Bu yemeğimizin adı Çiğep. Bu Çiğep'in içinde ne var? Kurutulmuş balık. Teşekkür ederiz. Pilav manyok ne hocam? Bu içindeki baharatlardan bir tanesi. Bal kabağı, lahana,
havuç, şalgam ve patlıcan. Ben şöyle bir pilavdan başlamak istiyorum kardeşim. Güzel kokuyor. Balık suyuyla yapılmış bu herhalde. Balıkla bir özdeşemedim ya. Evet. Şimdi şuradan. Güzel. Balık seviyorsan bu var ya 10 numara. Bu üstüne koydukları sosu ete falan da koysalar 10 numara olur bu. Çok güzelmiş. Bak balığın tadı da çok taze, çok güzel belli. Üstüne koydukları sos da belli ama ben pilavdan da balık kokusu geliyor. Onu sevmedim sadece. Onu şey yapamadım. Belki balığı seven kişi de bunu tüketebilir. Şuradakini merak ettim baba. Burada ne var kankam? What's your name? Tamere, tamere, Fransızca tamere. İçinde baş mı koydun bunu Muhammed? Şu an ortam o kadar elit ki arkada Fransızcalar arabada uçuşuyor. Demir hindi, ben ilk defa alıyorum. Demir hindi, okey, okey. But bro, içine koyduğun baharat paket. Demir hindi ama sadece demirini koymuş. Hindisi yok kanka. Afrika baharatları var. Bir anda atınca hissiyat beni şey yaptı, kusura bakmayın. Oraları belki de hızlıca geçtik. Ondan dolayı böyle bir aşırı bir anda ekşi ve yükleme geldi. Seven sever abi. Bende yok. Şu çatala da bir sileyim. Ağzıma taş geldi sandım diyorum. Dedim ne oluyor böyle bir kat kut etti, bir şey etti böyle yutamıyorum falan. Sonra bir ekşilik vurdu. Bir orada üzdü. Bak burada Afrika ezmesi deniyor kanka buna. Sallıyorum şu an arkadan şefiye böyle yapıyor diyor. Afrika ezmesi kanka bu bildiğin köz biberi doğramış. Kanka bir yerde ezme varsa bunu ekmeğe süreceksin. Bunu ekmeğe sürmen lazım. Şaka bir yana soracağım buna. Çok acı bir şeye benziyor. Çok mu acı? Böyle yapıyor. Yeme yeme diyor. Çok acı diyor. Kanka I am from Adana. No problem. Bazen laf dinleyeceksin. Tamam mı? Biri uyarıyorsa o lafı dinleyeceksin. Adam diyor ki oradan kaş göz yapıyor. Acı diyor. Kurban olayım diyor. Yapma diyor. Yeme diyor. Sen de şov yapıyorsun. Adanalıyım. Şu an yanıyor. Buram acı. Ama neye benziyor biliyor musun? Acılı ekmek var ya pastanelerde satılıyor. Ona benziyor kanka. Çok benziyor. Güzel bir acısı var. Birader çok güzel bir acısı var bunun. Satıyor mu baba bunu? Dışarı eve falan alabilir miyiz bundan? Bunun çok güzel bir acısı var bak. Bundan böyle tatlı tatlı sürersen çok güzel acısı var ve sonradan geldi. Allah kahretmesin çok yandım. Vallahi çok yandım şu an. Çok lezzetli ama harbi acı. Evet acıdan sonra kendime geldim arkadaşlar. Şunu öğrendim. Usta kendi Afrika mutfağı dışında Sivas'ta da 6-7 ay eğitim almış, çalışmış. Oradan da böyle harmanlamış. Çünkü gerçekten böyle köftenin yanına batırılacak tarzdan da işte biraz oradan harman yapmış ve gerçekten de o acı sosu beğendim. Beni en çok ürküten hem görsel anlamda hem içerik anlamında gerçekten adı gibi yapacak beni. Adı mafya arkadaşlar. Dana eti. Dana eti, fıstık ezmesi, salça, havuç, tatlı patates, patlıcan, karabiber, soğan, sarımsak. İçinde sevdiğim her şey bulunuyor. Ama fıstık ezmesi işi karıştırır mı? Onu bilmiyorum. Hani et, dana eti, mafya beni mahvedecek mi? Az sonra. Yemeklerde gördüğüm, şeyde televizyonda gördüğümüz hapishane yemekleri gibi böyle yabancı filmlerde. Dur dana etini gördüm. Fıstık ezmesini koyma. Oğlum fıstık ezmesini. Bildiğin bu Adana yemeği olur yani. Bildiğin normal güveç yemeğini fıstık ezmeli yapmışsın yani. Böyle güveci andırıyor. Et çok güzel geliyor. Yok ürktüğüm gibi değil. Ürkütmez. Ben bundan böyle gidim gelim böyle ara arayayım ben buna alışırım. Böyle bir köz patlıcan tadı var. Yani bizim sevmeyeceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Bak şöyle bir patlıcı daim. Patlıcan böyle yoğun geliyor kanka. Yine acılık var. Burada da Afrika limonatası dedim ben buna ama Afrika limonatası değil. Adı neydi bunun hocam? Ginger. Zencefil var. Bu da yine yaz kış tüketilen bir içecekmiş. Zencefilli. Teşekkürler. Zencefil bu gribe iyi gelir. Kanka bununla bunu karıştırdığında acaba nasıl oluyor? Bence fena değil. Bence bu karışımı satabilirler. Şu an ağzımın içi aktar gibi. Evet bu biraz şey geldi bana. Keskin geldi. Biraz sert geldi. Ama mesela acı yemeklerinin yanında bunu tüketiyorlarmış ki acılığı daha iyi alıyormuş. Lezzeti kötü mü? Değil. Sadece zencefil biraz yoğun olduğu için Fırat kardeşiniz orada bir şey yaptı. Ve sona geldik. Burada yassa var. Tavuk yemeği var. Şöyle. Bunu alalım. Burada yassa var. Tavuk yemeği. Hemen bunu göstermek istiyorum size. İçinde bildiğin tavuk. Farklı bir şey var mı? Onun dışında bir bakayım. Pirinç var. İşte bildiğin pilav. Tavuk, soğan, limon, taze biber, tuz, karabiber. Bu bildiğin bizim fırında tavuğun kafasında. Diğerlerin fiyatlarını söylemedim ben size ya. Mafe 120 TL arkadaşlar. O yediğim kurutulmuş balık type 90 TL. Onu da söyleyeyim. Yasa da 95 lira. Şuradan şöyle elimle tavuğu almak istiyorum. Tavuk. Bildiğin 10 numara tavuk akıyor. Pilava bakmak istiyorum. Ya pilav şey, Türk işi pilav değil yani. Hani gidip de böyle pilavcı da yedin, o yağlı falan öyle bir pilav değil. Ama tavuk, bildiğin tavuk kanka. Bildiğin 10 numara yapılmış tavuk. Şöyle soğandan da hatta alalım. Paramezle.
10 numara 5 yıldız. O zaman yemediğimiz bir şey kalmadığına göre hesabı isteyip en son çıkışa doğru geçelim. 670 TL toplam tutan fiyat arkadaşlar. Yani baktığınızda 5-6 kişilik bir yemek yedim. Kendilerine de sordum. Kişi başı 120 lira 130 liraya farklı bir lezzet deneyebilirsiniz. Eğer gelmek isterseniz Kara Lanç'a arkadaşlar. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.